18 numaralı föyümüzün konusu birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler. Aynı yönlü eşitsizliklerde işlemler. Arkadaşlar aynı yönlü eşitsizliklerde taraf tarafa toplama işlemi yapılabilir. Mesela A B'den küçük C D'den küçük. Ben bunları taraf tarafa topladığım zaman A artı C B artı D A artı C küçüktür B artı D olur. Burada arkadaşlar yine aynı şekilde A B'den küçük C D'den küçük ve eşit taraf tarafa toplama işlemi yapabiliyorum. A artı C. Burada da B artı D'yi topluyorum. Ama dikkat edersek burada eşitlik yok. İkincisinde eşitlik var. Birinde var diğerinde yoksa arkadaşlar eşitlik olmaz. Yani sadece küçüktür olur. Üçüncüsüne bakalım. A B'den küçük eşit. C D'den küçük eşit. Bunları taraf tarafa topladığımda A artı C. B artı D olur. İkisinde de eşitlik olduğu için sonuçta da eşitlik olur. Yine küçük eşit gelecek. Yani arkadaşlar, ikisinde de eşitlik yoksa eşitlik olmaz. İkisinde de eşitlik varsa eşitlik olur. Birinde var, birinde yoksa eşitlik olmaz. Bakalım aynı yönlü eşitliklerde taraf tarafa çıkarma, çarpma ve bölme işlemi yapılamaz. Her iki eşitlikte de eşitlik varsa toplamda da eşitlik vardır. Bunu zaten üçüncüsünde belirtmiştik arkadaşlar. Örnek bir x ile y gerçek sayılar olmak üzere x eksi 3 ile 5 arasında y de eksi 2 ile 4 arasında x artı y toplamının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar eşitlikler aynı yönde. O zaman taraf tarafa toplama işlemi yapabiliriz. Eksi 3 artı 2'den eksi 5. İkisinde de eşitlik yok. O zaman olmaz. Sadece küçüktür olacak. X artı y. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar. Topladığımda 9 geliyor. İkisinde de eşitlik yok. O zaman sadece küçüktür olacak. X artı Y eksi 5 ile 9 arasında olur. Bunun alabileceği en büyük değer yani maksimum değer 9'dan küçük 8 olur. Örnek 2 A ile B gerçek sayılar olmak üzere A ve B'nin aralığını vermiş. Buna göre A eksi B farkının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Hatırlayalım arkadaşlar eşitsizliklerde taraf tarafa çıkarma işlemi yapılamıyordu sadece toplama işlemi yapılıyordu. O zaman ben önce şöyle diyeyim. Eksi B'yi bulayım. Eksi B'yi bulmak için her tarafı eksi 1 ile çarpsam. Eksi 1 çarpı eksi 1. B çarpı eksi 1. 3 çarpı eksi 1. Şimdi arkadaşlar dikkat edersek eksi ile çarptığımız için eşitsizlik yön değiştirecek. Buradan artı 1 geldi. Buradan eksi B geldi. Buradan da eksi 3 geldi. Yani eksi b 1 ile eksi 3 arasında a yazalım eksi 2 küçüktür a'dan a da küçüktür alttan b'nin yönü arkadaşlar diğer tarafa bakıyor a yönleri ters ama bizim toplama işlemi yapmamız için aynı yöne bakmaları lazım işaretlerin o zaman şöyle diyorum en küçük eksi 3'tü bunu şu şekilde yazalım eksi 3 küçüktür eksi b'den b de küçüktür birden yine aynı şey oluyor arkadaşlar Sadece yerlerini değiştirdim. Şimdi eşitsizliklerin yönleri aynı tarafa baktığı için taraf tarafa toplama işlemi yapabilirim. Eksi 2x3 eksi daha eksi 5. A artı eksi b, a eksi b. 6 artı 1 de 7 geliyor. O zaman a eksi b eksi 5 ile 7 arasında. Hangi sayı değerlerini alır bu aralıkta? Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1. 2, 3, 4, 5 ve 6'yı alır. 7 dahil değil. Bize alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyordu. Toplamda 11 tane değer alır. Örnek 3 x ile y gerçek sayılar olmak üzere x ve y'nin aralığını vermiş bize arkadaşlar. 3x artı 2 toplamının alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyor. Öncelikle bizim 3x'i bulmamız lazım. 3x'i bulmak için her tarafı 3 ile çarpıyorum. x3 çarpı 3 x çarpı 3 4 çarpı 3 Çarptığım sayı pozitif olduğu için eşitsizlik yön değiştirmiyor. Küçüktür küçük eşittir. Buradan eksi 9 3x küçük eşittir 12 gelir. Şimdi 2y'yi bulalım. Her tarafı 2 ile çarpacağız. 2 çarpı eksi 1 2 çarpı y 2 çarpı 2. Yine pozitif bir sayı ile çarptığımız için eşitsizlik yön değiştirmiyor. Burada küçük eşit. Burada da küçük var. Eksi 2 küçük eşittir 2'ye. O da küçüktür 4. 3x'in de aralığını bulduk. 2y'nin de aralığını bulduk. Bunları taraf tarafa toplayacağız şimdi arkadaşlar. Yönleri aynı. Yazalım. Eksi 9 küçüktür 3x küçük eşittir 12. Eksi 2 küçük eşit 2y küçüktür 4. Taraf tarafa toplayalım eksi 9 eksi 2 daha eksi 11 3x artı 2'ye 12 artı 4'te 16 geldi. Şimdi işaretlere bakalım arkadaşlar. Eşitsizliğin yönleri aynı. Birinde küçüktür birinde küçük eşittir. Birinde eşitlik var diğerinde yoksa eşitlik olmuyordu arkadaşlar. İkincisine bakalım. Burada da aynı şekilde birincisinde eşitlik var ikincisinde yok. Birinde eşitlik var birinde yoksa eşitlik olmuyordu. Yani 3x artı 2'ye Eksi 11 ile 16 arasında ve eşitlik olmayacak. Bu aralıkta alabileceği en küçük tam sayı değeri yani minimum değer. Eksi 11'den büyük minimum eksi 10 olur. Örnek 4. A ile B gerçek sayılar olmak üzere. A ve B'nin aralığını vermiş. Buna göre 2A eksi 3B ifadesini alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Öncelikle 2A'yı bulalım. Bunu her tarafını 2 ile çarparsak. Eksi 2 çarpı 2. 2 çarpı a. 3 çarpı 2. Pozitif bir sayıda çarptığım için eşitsizlik yön değiştirmez. Yani eksi 4 küçük eşittir 2a küçüktür 6. Eksi 3 b'yi bulalım arkadaşlar. Her tarafı eksi 3 ile çarpalım. Eksi 3 çarpı eksi 1. Eksi 3 çarpı b. Eksi 3 çarpı 4. Arkadaşlar eksiyle çarptığım için eşitsizlik yön değiştirecek. Burası büyüktür olacak. Burası da büyük eşit olacak. Eksi 3 ile eksi 1'i çarptık. 3 büyüktür. Eksi 3b büyük eşittir. Eksi 12. Şimdi arkadaşlar 2a'nın aralığını bulduk. Eksi 3b'nin aralığını bulduk. Taraf tarafa toplamamız lazım. Fakat aynı yönde değiller. O zaman önce 2a'yı yazalım. Eksi 4 küçük eşittir 2A küçüktür 6'dan. Bunu da arkadaşlar aynı tarafa bakması için en küçük eksi 12 idi alt sınır. Alt sınırı bu tarafa yazalım. Sol taraftan başlayalım. Eksi 12 küçük eşittir. Eksi 3B. O da küçüktür. 3'e. Şimdi aynı şey oldu arkadaşlar. Sadece yönlerini aynı tarafa denk getirmiş olduk. Taraf tarafa toplayalım. Eksi 12 eksi 4 daha. Eksi 16. 2a artı x 3b, 2a eksi 3b, 6 artı 3 de 9 geliyor. İşaretlere bakalım eşitsizliklerin yönlerine. Burada küçük eşit, burada da küçük eşit. O zaman ikisinde de eşitlik var. Sonuçta da eşitlik olacak. Yine küçük eşit gelecek. Burada küçüktür, burada da küçüktür. O zaman sadece küçüktür olacak arkadaşlar. Bakalım 2a eksi 3b, eksi 16 ile 9 arasında eksi 16'da eşitlik de var. Alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Eksi 16 alır çünkü eşitlik var. Eksi 15, eksi 14, nokta nokta. Buradan eksi 1, 0, 1, 2, 3. En son 8'e kadar gider. 9 dahil değil çünkü eşitlik yok. Bize alabileceği toplam değer kaçtır diye soruyordu. Eksi 1'den eksi 16'ya kadar 16 tane. 1'den 8'e kadar da 8 tane. Toplam 24 oldu. Bir de 0 vardı. Toplam 25 tane farklı değeri vardır. Örnek 5 x ile y gerçek sayılar olmak üzere x ile y'nin arkadaşlar bize aralığını vermiş. x çarpı y'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar çarpma da sınır bulurken şöyle yapıyoruz. x'in bütün sınırları ile y'nin bütün sınırlarını çarpıyoruz. x'in en küçük sınırı eksi 3'tü. Eksi 3 çarpı y'nin en küçük sınırı eksi 2. Buradan 66 6 geliyor. Eksi 3 ile Y'nin büyük sınırını çarpalım 2'ye. Buradan eksi 6 gelir. X'in büyük sınırıyla Y'nin küçük sınırını çarpalım. Eksi 10 geliyor. İkisinin de büyük sınırlarını çarpalım. Artı 10 geliyor. Yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Bulduğumuz sonuçlar içinde en büyük olan üst sınır olacak. Yani 10. X çarpı Y diyoruz. En küçük olan da en alt sınır olacak. Yani eksi 10. Peki eşitsizliklerde yönler nasıl olacak? İşaretlerde eşittir olacak mı olmayacak mı? Bakalım hiçbirinde eşitlik yok o zaman eşitlik olmaz. Hiçbirinde eşitlik olmuyor. O zaman x çarpı y aralığı eksi 10 ile artı 10 arasında. Burada alabileceği en küçük değer yani minimum değer eksi 10'dan büyük en küçük eksi 9 olur. Bir notumuz var. Bakalım arkadaşlar bilgisine. Sınırlardaki sayıların ters işaretli olduğu aralıklarda çift kuvvet alınırsa en küçük değer sıfır olur. Yani arkadaşlar şöyle bir sayının çift kuvveti en az kaça eşit olur? Sıfıra eşit olur. Eğer bize verilen sınırlarda sıfır varsa ya da o sınırların arasında sıfır varsa benim en küçük alt sınırım sıfır olur. Diğerine bakalım. Bir eşitsizlikte her iki tarafın tek kuvveti alınırsa sıralama değişmez. Çünkü arkadaşlar negatif bir sayının da tek kuvveti negatiftir. Pozitif bir sayının da tek kuvveti negatiftir. O yüzden tek kuvvetlerde herhangi bir değişim olmuyor. Örnek 6'ya bakalım. Aşağıda birinci kısımda verilen eşitsizliklere göre ikinci kısımdaki boş yerlere gelmesi gereken sayıları yazınız diyor. Şimdi arkadaşlar x'i 2 ile 5 arasında vermiş ve x kareyi soruyor x kare ya da çift kuvvete bakarken öncelikle şuna bakıyoruz. Sınırlarımda veya bu sınırların arasında sıfır değeri var mı? Bakıyorum sıfır yok sınırlarda. 2 ile 5 arasında da sıfır yok. O zaman sıfırı almıyoruz. Direkt bunun karesini alalım. 2'nin karesi 4. 5'in karesi 25. En büyük sınırım 25 geldiği için üst sınıra 25. En küçük de 4 geldi. Alt sınıra 4 yazıyoruz. 5 şıkkına bakalım. Yine x kareyi soruyor arkadaşlar eksi 4 ve 3 aralığında vermiş. Çift kuvvetli bir değeri sorduğu için önce sıfıra bakıyoruz. Sınırlarımda sıfır yok. Fakat arkadaşlar eksi 4 ile 3 aralığında sıfır değeri var. Yani eksi 4 ile 3 aralığında neler var? Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 olduğu için bu aralıkta sıfır her şekilde olduğu için arkadaşlar en küçük Alt sınır olarak 0 almak zorundayım çünkü bir sayının karesi en az 0 olur. Ve içinden seçtiğim için eşitlik olacak. Diğerlerine bakalım. -4'ün karesinden 16, 3'ün karesinden 9 geldi. Burada hangisi daha büyük arkadaşlar? 16. O zaman üst sınırımı 16 yazacağım. Demek ki x kare 0 ile 16 aralığında. Buna bakalım arkadaşlar. x kübü sormuş. Tek kuvvet olduğu için normal olarak 0'a bakmıyorum. Sadece küplerini alıyorum. Eksi 1'in kübü eksi 1. 2'nin kübü 8. O zaman alt sınırım eksi 1. Üst sınırım 8. Bakın eksi 1'in yanında eşitlik vardı. O zaman burada da var. 8'in yanında eşitlik yoktu. O zaman burada da yok. Ona dikkat ediyoruz. D şıkkına bakalım. Yine x kübü sormuş. Normal e, sınırların 3. kuvvetini alıyorum. Eksi 4'ün 3. kuvveti eksi 64. Eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8. En küçük olan x 64 o zaman alt sınır eksi 64. Üst sınırım da 8 oluyor. İkisinde de eşitlik olmadığı için x küpte de, de eşitlik olmayacak. Örnek 7. x bir gerçek sayı olmak üzere. x eksi 3 ile 6 aralığında olduğuna göre x karenin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle x kareden bahsediyor yani çift kuvvet. Biz öncelikle şuna bakıyorduk sınırlarımda ya da sınırlarımın arasında sıfır var mı? Eksi 3 ile 6 arasında sıfır sayısı var. O zaman benim alt sınırım kesinlikle sıfır. Ve içinden seçtiğim için ben bu sıfırı eşitlik kesinlikle olacak. Ona dikkat ediyoruz. İçinden aldığım için sıfırı eşitlik oluyor arkadaşlar. Zaten x sıfıra eşit oluyordu bu aralıkta. O yüzden burada da olacak. x kare diyelim. Eksi 3'ün karesini alalım. Şimdi sınırların karesini alıyoruz. 9. 6'nın karesi 36. Hangisi daha büyük? 36. O zaman üst sınırım 36 olacak. 36'nın yanındaki işaretle eşitlik olmadığı için burada da eşitlik olmayacak. x kare demek ki 0 ile 36 arasında alabileceği en büyük değer yani maksimum değer 36'dan küçük en fazla 35 olur. Örnek 8. A ile B gerçek sayılar olmak üzere A ve B aralığını vermiş bize. A kare artı B karenin Toplamının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Öncelikle kareyi bulalım. Eksi 3 ile 4 aralığında sıfır var mı arkadaşlar bu sınırlar içinde? Var. Yani eksi 3 ile 4 arasında sıfır sayısı geçiyor. O zaman alt sınırım kesinlikle sıfır. Ve ne olmalı? Eşit olmalı. İçinden seçtiğimiz için. Sınırlara bakalım. Eksi 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. En büyük 16 olduğu için üst sınırımda 16 Yanında eşitlik yok. O zaman burada da olmayacak. B kareyi bulalım. Eksi 2 ile artı 2 arasında bu aralığın içinde sıfır tam sayısı var mı? Var arkadaşlar. O zaman alt sınırım kesinlikle sıfır. Ve eşitlik olacak. B kare diyoruz. Eksi 2'nin karesine bakalım. 4. 2'nin karesi 4. İkisinde de 4 geldi. O zaman üst sınırım ne olur? 4 olur. İkisinde de eşitlik yok. O zaman burada da eşitlik olmayacak. Şimdi arkadaşlar Taraf tarafa topluyoruz. Sıfırla sıfırın toplamı sıfır. Her iki tarafta eşitlik olduğu için sonuçta da eşitlik olacak. Toplayalım a kare artı b kare. 16 artı 4'ten 20. İkisinde de eşitlik yok. O zaman sonuçta da eşitlik olmayacak. Bu aralıkta alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Sıfıra alır çünkü dahil. 1, 2, 3, nokta nokta en son 19'a kadar alır arkadaşlar. 20 de eşitlik yok. 20 alamıyor. 0'dan 19'a kadar toplam 20 tane değer alabilir. Örnek 9 bu soru arkadaşlar 2008 ÖSS sorusu. Yine bize A'nın ve B'nin aralığını vermiş. Bunlara göre A kare artı B kare ifadesinin değeri hangi aralıktadır diye soruyor. Öncelikle A kareyi bulalım. Eksi 3 ile 1 aralığı içinde 0 tam sayısı var mıdır? Evet var. 0 sonuçta birden küçük bir sayı ve eksi 3'ten büyük bir sayı bu aralığın içinde geçiyor. O zaman en alt sınırım 0 oluyor. Dikkat edersek çift kuvvetlerde sıfıra bakıyorduk önce. Ve aralığın içinden aldığım için eşitlik olacak. A kare. Sınırlara bakalım. Eksi 3'ün karesi 9. 1'in karesi 1. En büyük 9 olduğu için üst sınırım 9 olacak. Ve burada eksi 3'ün yanında eşitlik olduğu için 9'un da yanında eşitlik olacak. B kübe bakalım. Tek kuvvetlerde arkadaşlar sıfıra bakmıyorduk. Direkt kübünü alıyorduk sınırların. Eksi 2'nin kübü eksi 8. 2'nin kübü 8. O zaman eksi 8 ile 8 arasında olacak bir küp. Ve ikisinde de eşitlik olduğu için her iki tarafta da eşitlik olacak. Şimdi taraf tarafa toplayalım. Eksi 8 artı sıfırdan eksi 8. Her ikisine de eşitlik olduğu için sonuçta da eşitlik olacak. A kare artı b küp. Her iki tarafı topladım. Yine eşitlik var. İkisinde de sonuçta da olacak. 8 artı 9'dan 17. Demek ki a kare artı b küp eksi 8 ile 17 arasında. İkisinde de eşitlik var. Eşitlik olunca arkadaşlar ne oluyordu? Köşeli parantez oluyordu. Her ikisinde de köşeli parantez olacak. Cevabımız C seçeneği. Örnek 10. A bir tam sayı olmak üzere. Eksi 3 küçük eşittir A küçüktür 6 olduğuna göre 4a 3 ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? Arkadaşlar bu soru diğerlerinden farklı. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. A bir tam sayı diyor. O zaman ben diğer sorularda yaptığım gibi eşitsizliğin her tarafını 4 ile çarpıp sonra 3 çıkarmayacağım. Direkt A'ya tam sayı değeri vereceğim. Bir sınır bulmayacağım. Direkt sayı değeri vermem lazım. Şimdi 4a 3'ün en küçük değerini alması için A'ya verebileceğim en küçük değer bu aralıkta nedir arkadaşlar? A'nın alabileceği minimum değer. A en küçük. Kaç olur? Eksi 3'e eşitlik var. Eksi 3 olur. O zaman ben burada direkt A gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. Buradan ne gelir? Artı 4 çarpı eksi 3'ten. Eksi 12 eksi 3. Eksi 12 eksi 3 daha. Eksi 15 olur. Dikkat edelim arkadaşlar. A1 tam sayı dediği için bir aralık bulmuyoruz. Direkt A yerine tam sayı vererek cevabı buluyoruz. Cevabımız eksi 15'tir. X ve Y birer tam sayıdır. Burada da aynı şey var arkadaşlar. X ve Y birer tam sayı. Yani biz bir aralık bulmayacağız. Taraf tarafa işlem yapmayacağız. Direkt X'e ve Y'ye tam sayı vereceğiz. Bize X ve Y'nin aralığını vermiş. X artı Y toplamının en büyük değerini soruyor. O zaman biz burada taraf tarafa toplama yapamayız. Tam sayı dediği için. Direkt x ve y'ye değer vererek bulacağım. En büyük dediği için. Toplamın en büyük değerini sorduğu için. X'e verebileceğim bu aralıktaki en büyük değer nedir? Maksimum değer. 5'ten küçük eşitlik yok. 4 olur. X'e 4 yazdık. Y'nin maksimum değeri ne? 6'dan küçük olacak. Eşit değil. 5. O zaman y'nin de maksimum değeri 5. O zaman toplamın alabileceği en büyük değer 9 olur. Örnek 12. A ile B birer tam sayıdır. A ve B'nin sınırlarını vermiş arkadaşlar. Bize 2A-3B ifadesinin en küçük değerini soruyor. Dikkat ediyoruz. A ve B birer tam sayıdır. O zaman biz burada bir aralık bulmayacağız. Direkt A ve B'ye değer vererek sonucu bulacağız. Şimdi arkadaşlar en küçük değeri alması için kas büyük olana ve pozitif olana en küçük değeri veriyorum. Burada A'nın katsayısı eksi 2. O zaman A'ya en küçük değeri vereceğim. A'ya verebileceğim minimum değer nedir? Eksi 4'ten büyük. Eksi 3'tür. B'ye bakalım. B'nin önündeki katsayı negatif. Ben buna ne kadar büyük bir sayı verirsem negatif olduğu için çarpanı sayı o kadar küçülür. O zaman B'ye de alabileceği en büyük değeri vermem lazım. 8'den küçük en büyük ne alır arkadaşlar? 7 yazalım yerine 2 çarpı eksi 3'ten eksi 6 eksi 3 çarpı 7'den eksi 21 eksi 6 eksi 21 daha cevabımız eksi 27 eşittir. Örnek 13 x ile y birer tam sayıdır bize x ve y'nin aralığını vermiş x kare artı y küp ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır diye soruyor. Dikkat edelim arkadaşlar yine yukarıda ne diyor x ile y birer tam sayıdır o zaman biz yine burada aralık bulmayacağız. Direkt x'e ve y'ye tam sayı değeri vererek sonucu bulmaya çalışacak, çalışacağız. Yazalım x kare artı y küp. Bir sayının karesi en az ne olur arkadaşlar? Bir sayının karesi ya da çift kuvveti en az 0 olur. Ve bu aralıkta eksi 5 ile artı 3 aralığında sıfır var mı? Var. Çünkü 0 3'ten küçük ve eksi 5'ten büyük bir sayı. O zaman en küçük değeri bulmak için x'e verebileceğim değer sıfır olacak. Sıfırın karesi. Artı Y küp diyor. En küçük değeri bulmak için Y'ye en küçük değerini vereceğim. Y minimum ne olur arkadaşlar? Eksi 3'e eşitlik var. Eksi 3 olur. O zaman Y yerine de Eksi 3 yazmam gerekiyor. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti. Sıfırın karesi 0 sıfır arkadaşlar. Eksi 3'ün kübü eksi 27. 0 eksi 27'den Cevabımız eksi 27'dir. Örnek 14 A ile B birer tam sayıdır. Bize bir eşitsizlik vermiş bir de denklem vermiş. Olduğuna göre A çarpı B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Dikkat edelim yine A ile B birer tam sayıdır diyor. Demek ki benim burada tam sayı değeri vermem lazım. Şimdi arkadaşlar A eşittir 2B demiş. Ben birinci de A yerine 2B yazarsam 2B artı B küçüktür 15 olur. Devam edelim. 6 küçüktür 3B o da küçüktür 15'ten. Şimdi her tarafı 3'e bölmüyoruz arkadaşlar. Direkt değer veriyoruz. Bakalım B'ye en az kaç verebilirim? 2 versem 6 olur. Sağlamıyor. 3 verebilirim. 4 versek 12. 5 versem 15 olur. 15 de sağlamıyor arkadaşlar. Çünkü 15'e eşitlik yok. A'nın e, B'nin alacağı değerleri bulduk. A'ya bakalım. Eğer B 3 ise A da B'nin 2 katına eşitse A ne olur? 2 çarpı 3'ten 6 olur. B'ye 4 verelim. A da B'nin 2 katı olduğu için 2 çarpı 4'ten 8 olur. Bize A çarpı B'nin en büyük değerini soruyor. Birincisinden A çarpı B 6 çarpı 3'ten 18. İkincisinde A çarpı B 8 çarpı 4'ten 32 geliyor. Alabileceği en büyük değer o zaman çarpımı 32 olur. Örnek 15. Bu soru arkadaşlar 2016 LYS sorusu. Dikkat edelim. X ve Y gerçel sayıları için X 3 ile 12 arasında X bölü Y eşittir. 3 bölü 2 olduğuna göre Y'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada içler dışlar çarpımı yaparsak 2X eşittir. 3Y olur. X'i yalnız bırakalım. Her tarafı 2'ye bölelim. X neye eşit olur? 3Y bölü 2'ye eşitsizlikte x yerine 3y ye bölü 2 yazarsak 3 küçüktür x geliyor x yerine de 3y ye bölü 2 yazıyoruz çünkü ona eşitti o da küçüktür 12 şimdi bizim x'i y'yi e, yalnız bırakmamız gerekiyor her tarafı 2 ile çarpalım 3 kere 2'den 6 küçüktür 3y o da küçüktür 24 her tarafı 3'e bölelim y'yi yalnız bırakmak için Pozitif bir değere böldüğümüz için eşitsizlik yön değiştirmez. Burada 3'ler gider arkadaşlar. 6 bölü 3'ten 2 küçüktür y. 24 bölü 3'ten 8. Demek ki y 2 ile 8 arasında. Y'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamını soruyor. Bu aralıkta 3 alabilir. 4, 5, 6 ve 7 alabilir. Bunların toplamına bakalım. 7 artı 3, 10, 16, 20, 25. Cevabımız C seçeneğidir. Örnek 16. X, Y ve Z birer negatif tam sayı olmak üzere 2X eşittir, 3Y eşittir, 5Z olduğuna göre X, Y, küçükten büyüğe doğru sıralanışını bulunuz. Arkadaşlar 2, 3 ve 5'in en küçük ortak katı nedir? 2, 3 ve 5'in ekoku Bakalım. Aralarında asal olduğu için ekokta atılayalım çarpma işlemi yapıyorduk. Buradan 30 gelir. Ekokları 30. Demek ki bu sayılar 30'da birleşiyor. Ama sayılarımız negatif olduğu için eksi 30'da birleştirelim. 2x'in eksi 30 olması için x'e eksi 15 vermemiz gerekiyor. 3y'nin eksi 30 olması için y'ye eksi 10 vermemiz gerekiyor. 5 z'nin eksi 30 olması için z'ye eksi 6 vermemiz gerekiyor. Demek ki arkadaşlar buradan x eksi 15, y eksi 10, z de eksi 6 çıkıyor çarptığımızda hepsi birbirine eşit. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıralanışını soruyor. En küçük hangisidir? Eksi 15'tir. Yani x küçüktür. Daha sonra eksi 10 geliyor. Yani y. En büyük de eksi 6'dır. Z. Demek ki x küçüktür. Y küçüktür. Z oluyor. A testiyle devam edelim arkadaşlar. Soru 1. X ve y birer gerçek sayıdır. X ve y'nin aralığını vermiş. Buna göre X artı Y toplamının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Eşitsizliğin yönleri aynı o zaman taraf tarafa toplama işlemi yapabiliriz. Eksi 2 ile eksi 1'i toplarsak eksi 3. X ile Y'yi toplayalım X artı Y. 3 ile 4'ü topladık 7. Her iki tarafta da eşitlik olmadığı için sonuçta da eşitlik yok. O zaman X artı Y eksi 3 ile 7 aradığında. Burada alabileceği maksimum değer yani en büyük değer 7'den küçük 6 olur. Soru 2. X ve Y gerçek sayılardır. Yine bize X ve Y'nin aralığını vermiş. X artı Y toplamının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Arkadaşlar burada da eşitsizliğin yönleri aynı. Taraf tarafa toplama işlemi yapabilirim. Eksi 3 ile eksi 1'i toplayalım. Eksi 4. X ile Y'yi topladık. X artı Y. 7 ile 4'ü topladık. 11. Bir. Şimdi birinde eşitlik yok. Diğerinde var. Sonuç olarak eşitlik yoktu. Birinde var diğerinde yok. O zaman eşitlik yoktu. Birinde var diğerinde yoksa arkadaşlar eşitlik olmuyordu. X artı y eksi 4 ile 11 arasında bu aralıkta alabileceği değerler eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. En son 10'a kadar gider arkadaşlar. 11 dahil değil eşitlik yok. Burada alabileceği kaç farklı değer vardır? 1'den 10'a kadar 10 tane. Burada da 3 tane var. 0 da var. Toplam 14 tane oldu. Soru 3 x ve y birer gerçek sayıdır. X ve y'nin aradığını vermiş bize arkadaşlar. 2y eksi x ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Öncelikle 2y'yi bulalım. Her tarafı 2 ile çarparsak 2 çarpı 1'den 2, 2 çarpı y'den 2y, 3 çarpı 2'den 6 geldi. Pozitif sayı ile çarptığımız için eşitsizlik yön değiştirmedi arkadaşlar. Eksi x'i bulalım. Her tarafı eksi ile çarparsak eksi 2 çarpı eksi 1 x çarpı eksi 1 5 çarpı eksi 1 dikkat edersek burada çarptığımız sayı negatif o yüzden eşitsizlik yön değiştirecek eksi 2 ile eksi 1'i çarptım artı 2 eksi x eksi 5 şimdi arkadaşlar taraf tarafa toplama yapmam için eşitsizliklerin aynı yöne bakması gerekiyor öncelikle 2'ye yazalım 2 küçüktür 2'ye küçüktür 6 burada da arkadaşlar en küçük eksi 5 o zaman soldan başlayarak yazmaya başladım eksi 5 küçüktür eksi x küçüktür 2 yönlerini aynı yöne yapmak için yer değiştirdim taraf tarafa toplarsak eksi 5 artı 2'den eksi 3 2'ye eksi x'i topladık 2'ye eksi x 6 ile 2'yi topladık 8 İkisinde de eşitlik yok o zaman eşitlik olmayacak burada da aynı şekilde yine eşitlik olmayacak o zaman 2 y eksi x eksi 3 ile 8 arasında. Bu aralıkta alabileceği en büyük tam sayı değeri yani maksimum değer 8'den küçük 7 olur. Soru 4. X ve Y gerçek sayılardır. X ve Y'nin aralığını vermiş bize arkadaşlar. 3 x eksi 2 y ifadesinin alabileceği farklı tam sayı değerlerinin toplamının kaç olduğunu sormuş. Şimdi öncelikle 3 x'i bulalım. Her tarafı 3 ile çarparsak eksi 9 3 çarpı eksi 3'ten geliyor. 3 çarpı x'ten 3x, 3 çarpı 5'ten 15. Arkadaşlar pozitif bir sayı ile çarptığımız için eşitsizlik yön değiştirmez. Daha sonra eksi 2 bulalım. Her tarafı eksi 2 ile çarpalım. Şu şekilde yazalım. Ve bunu da eksi 2 ile çarpıyoruz. Eksi 2 çarpı eksi 1 artı 2. Eksi 2'ye eksi 2 çarpı 5'ten eksi 10. Negatif bir sayı ile çarptığımız için eşitsizlik arkadaşlar yön değiştirir. Burada taraf tarafa toplama yapmam için eşitsizliğin yönlerinin aynı olması gerekiyor. Öncelikle eksi 9, 3x, 15 yazalım. En küçük eksi 10'du soldan başlayarak yazalım. Eksi 10 küçüktür eksi 2'ye küçüktür 2. Ne yapmış olduk? Aynı yöne getirmiş olduk eşitsizliği. Taraf tarafa toplarsam eksi 9, eksi 10 daha eksi 19. Eşitsizlikte ikisinde de eşitlik yok. O zaman sonuçta da olmayacak. 3x eksi 2'ye. Yine aynı şekilde eşitlik yok. İkisinde de sonuçta da eşitlik olmayacak. 15 artı 2'den üst değer 17 gelecek. Şimdi arkadaşlar o zaman 3 x eksi 2 eksi 19 da 17 arasında. Yazalım. Eksi 18 olur bu aralıkta. Eksi 17. Eksi 16. Eksi 15. Nokta nokta. Eksi 1. 0. Devam edelim. Pozitif değerlere geçelim. 1, 2. En son 17'den küçük 16'ya kadar gider. Bunları toplarsak arkadaşlar tek tek. Eksi 16 ile artı 16. Eksi 15 ile artı 15. Yani buradan eksi 1'den artı 1'e kadar bütün değerler birbirini götürür. Sıfırın zaten toplamada bir etkisi yok. Geriye ne kaldı o zaman? Eksi 18 artı eksi 17 kaldı. Eksi 18, eksi 17 daha kaç yapıyor? Eksi 35 yapar. Cevabımız C seçeneği. Soru 5. X ve Y sıfırdan farklı gerçek sayılardır. Bize iki tane eşitsizlik vermiş. X artı Y toplamının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Arkadaşlar X'in sınırlarına bakarsak ikisi de pozitif. İşaretler aynı olduğu için ben burada ters çevirme yapabilirim. Yani ters döndüreceğim. 1 bölü 5'i ters döndürürsem 5 bölü 1'den 5. 1 bölü X'i ters çevirirsem X bölü 1'den X. 1 bölü 3 ters çevirelim. 3 bölü 1'den 3 gelir. Ters çevirdiğimizde ne oluyordu eşitsizlik? Yön değiştiriyordu. Ama bunu yapmam için sınırların işaretlerinin aynı olması gerekiyordu. Evet burada ikisi de artı. Diğerine bakalım. İkisinin de sınırlarının işaretleri aynı. İkisi de eksi. O zaman ters çevirebilirim. Eksi 1 bölü 4'ü ters çevirirsem eksi 4 bölü 1 yani eksi 4. Yine aynı şekilde 1 bölü y'yi ters çevirdik y. 1 bölü 6'yı ters çevirdik 6. Başında eksi var eksi 6. Yine arkadaşlar eşitlik ne olacak? Yön değiştirecek. Taraf tarafa toplarsam yönleri aynı çünkü aynı tarafa bakıyor. 5 ile eksi 4'ü topladık 1. Burada ikisine de eşitlik yok, o zaman sonuçta da olmayacak. X artı y. Burada ikisinde de eşitlik yok, o zaman sonuçta da olmayacak. 3 artı eksi 6 eksi 3. X artı y eksi 1 ile x e, artı 1 ile eksi 3 arasında. Toplamın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. 1'den e, küçük 0 alabilir. Eksi 1 alabilir. Eksi 2 alabilir. Eksi 3 yazmıyoruz. Eşitlik yok çünkü. Toplamda 3 farklı değer alır. Soru 6. A ve B birer gerçek sayıdır. A 2 bölü 3'ten küçük. B de 3 bölü 4'ten küçük olduğuna göre 3A artı 2B ifadesini alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Öncelikle 3 ay bulalım. Her tarafı 3 ile çarparsak pozitif bir sayı ile çarptığım için eşitsizlik yön değiştirmeyecek. 3'ler gitti. 3a küçüktür. 2 oldu. 2b'yi bulalım. Yine her tarafı 2 ile çarpacağız arkadaşlar. Yine pozitif bir sayı ile çarptığım için yön değiştirmiyor. 2b küçüktür. Burada 2 ile 4 sadeleşsin. 3 bölü 2 olur. Taraf tarafa toplarsak 3a artı 2b küçüktür. 2 artı 3 bölü 2'den. Yani 3 A artı 2 ve küçüktür. Payda eşitlemesi yapalım. 2 kere 2 4. 3 daha 7. Payda aynen yazılıyordu 2. 7 bölü 2'den küçük olacak. Yani 7 bölü 2 nasıl bir sayıdır arkadaşlar? 3 buçuktur. 3 buçuktan küçük alabileceği en büyük değer nedir? Maksimum değer 3'tür. Soru 7. A sayısı eksi 4 ile 6 arasında olduğuna göre A karenin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar bir sayının çift kuvvetine bakıyorsak öncelikle o sınırda 0 var mı diye bakıyorduk. Eksi 4 ile 6 aralığında 0 sayısı var arkadaşlar. Çünkü 0 6'dan küçüktür ve eksi 4'ten büyüktür. O zaman A karenin alabileceği en küçük sınır ne olur? 0 olur. 0 dan büyük ve içinden aldığımız için her zaman eşitlik oluyordu. Böyle bir kural vardı bunu hatırlayalım. Sonra sınırların karesini alıyorduk. Eksi 4'ün karesi artı 16. 6'nın altı, karesi de 36. En büyük 36 olduğu için üst sınırımda arkadaşlar 36 altı gelecek. 6'nın yanında eşitlik yok. O zaman sonuçta da eşitlik olmayacak. Bu aralıkta alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. 0 alır eşit çünkü. 1, 2 nokta nokta en son 35'e kadar değer alır. 36 eşit değil. Burada toplamda 0'dan 35'e kadar 36 tane tam sayı değeri vardır. Soru 8 A'yı eksi 2 ile bir aralığında vermiş. A kübün alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş arkadaşlar. 3. kuvvet olduğu için yani tek kuvvet olduğu için normal sınırların kübünü alıyoruz. eksi 2'nin kübü eksi 8 1'in kübü yine 1. O zaman alt sınırım eksi 8 eşitlik yok. A küp üst sınırımda 1 yine eşitlik yok. O zaman bu aralıkta eksi 7, eksi 6 en son kaça kadar gider arkadaşlar? Eksi 1 ve 0'a kadar gider. Çünkü 1'den küçük olacak eşitlik yok. Bu aralıkta alabileceği toplam kaç tane tam sayı değeri vardır? 8 tane tam sayı değeri vardır. Soru 9. A bir tam sayı olmak üzere A 3 ile 6 aralığında olduğuna göre A²'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Arkadaşlar dikkat edelim. A bir tam sayı diyor. O zaman biz bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Bir aralık bulmuyorduk. Direkt A'ya tam sayı değeri vererek sonucu buluyorduk. Şimdi arkadaşlar A'ya A²'nin en büyük olması için A'ya en fazla kaç verebilirim? Maksimum değer olarak 6'dan küçük 5 veririm. O zaman A yerine 5 yazarsam 5'in karesinden cevabımız 25 e eşit olur soru 10 a1 tam sayı olmak üzere a-2 ile 4 aralığında olduğuna göre a alabileceği en küçük değer kaçtır? yine aynı şekilde arkadaşlar a1 tam sayı diyor burada da o zaman bir aralık bulmayacağım direkt a'ya bir tam sayı değeri vererek cevabı bulacağım en küçük olması için a'ya en az minimum kaç verebilirim? eksi 2'den büyük eksi 1 veririz o zaman direkt a yerine eksi 1 yazarsam eksi 1'in 3. kuvvetinden Cevabımız eksi 1'dir. Soru 11. A ve B birer tam sayıdır. Yine burada tam sayıdır. Hadi dikkat ediyoruz. Bize iki tane aralık vermiş. A artı B toplamının alabileceği en küçük değeri soruyor. Yine bir aralık bulmuyoruz arkadaşlar. Ya da taraf tarafa toplama işlemi yapmıyoruz. Sadece A'ya ve B'ye uygun değerleri veriyoruz. Tam sayı değerlerini. Sonucu öyle bulacağız. En küçük dediği için A'nın alabileceği en küçük değer, minimum değer nedir? Toplamın en küçük gelmesi için eksi 2'den büyük en küçük eksi 1 olur. A eksi 1 artı B'ye aynı şekilde minimum değerini verelim. Toplam en küçük olsun diye. Eksi 4'ten büyük ne gelir? Eksi 3. B'ye de eksi 3 yazıyoruz. Eksi 1 ile eksi 3'ü toplarsak cevabımız eksi 4 olur. Soru 12. A ve B birer tam sayıdır. Biz arkadaşlar A'nın ve B'nin aralığını vermiş. 3A eksi 4B ifadesini alabileceği en küçük değeri soruyor. Şimdi dikkat edersek burada yine A ve B birer tam sayıdır diyor. O zaman ben sonucu bulmak için taraf tarafa toplama ya da genişletme işlemleri bir aralık bulma işlemleri yapmayacağım. Direkt A'ya ve B'ye tam sayı vereceğim. Şimdi bu ifadenin en küçük değerini alması için 3A 4B'nin kas sayısı büyük olan ve pozitif olana en küçük sayıyı vermem lazım. A'ya verebileceğim minimum değer nedir arkadaşlar? Sınırları içinde. Eksi 5'ten büyük eksi 4'tür. B'nin önündeki katsayı eksi olduğu için ona verebileceğim maksimum değeri vermeliyim. Çünkü sayı ne kadar büyük olursa eksi 4 ile çarptığımda o kadar küçülecek. 3'ten küçük en büyük kaç olur? 2 olur. 3 çarpı eksi 4'ten eksi 12. Eksi 4 çarpı 2'den eksi 8. O zaman bu ifadenin alabileceği en küçük değer eksi 20 olur. Soru 13. X ve Y birer tam sayıdır. X ve Y'nin aralığını vermiş. 2x eksi y'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diye soruyor. Yine tam sayı diyor arkadaşlar dikkat ediyoruz. O zaman direkt x ve y'ye tam sayı değeri vererek sonuca ulaşmaya çalışacağız. Bu ifadenin en büyük değerini alması için kas büyük olana en büyüğü vermemiz gerekiyor. Yani x'e 4'ten küçük en büyük kaç verebiliriz? 3. Y'nin işareti arkadaşlar eksi. Yani küçültecek sayıyı. O zaman y'ye minimum bir değer vermemiz lazım. X, e, 11'den büyük en az kaç olur y? 12 olur. Y'ye de 12 verelim. Yerine yazarsak 2 çarpı 3'ten 6 eksi 12. Bu ifadenin alabileceği en büyük değer eksi 6'ya eşit olur. Soru 14. X ve Y birer gerçek sayıdır. Burada arkadaşlar tam sayı demiyor. O zaman aralıktan gideceğiz yine x ve y'nin aralıklarını vermiş. x çarpı y'nin alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyor. Çarpımda ne yapıyorduk arkadaşlar? x'in bütün sınırlarıyla y'nin bütün sınırlarını çarpıyorduk. Yani x'in en küçük sınırı 1, y'nin ikisi eksi 3. Çarptık eksi 3 geldi. 1 ile y'nin büyük sınırını çarpalım 4. 4 geliyor. x'in büyük sınırıyla y'nin alt sınırını çarpalım. Eksi 21. İkisinin de üst sınırını çarpalım en son. 28. Bulduğumuz değerlerde en küçük hangisidir arkadaşlar? Eksi 21'dir. O zaman çarpımın alt sınırı eksi 21 olacak. Eşitlik hiçbirinde yok. O zaman burada da olmayacak. En büyük değer ne? 28. O zaman üst sınırı da 28 olacak. Şimdi arkadaşlar x çarpı y eksi 1 ile 28 arasında bulmuş olduk. Alabileceği en küçük değer yani minimum değer x çarpı y'nin nedir? eksi 21'den büyük eksi 20 olur. Soru 15. X ve Y birer gerçek sayıdır. Bir aralık vermiş bir de denklem vermiş arkadaşlar soruda. Olduğuna göre Y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar denklemde eksi yalnız bırakırsak eksi Y karşıya y olarak geçer. Y artı 4 olur. Eşitsizlikte x yerine y'yi yazalım. Yani x gördüğümüz yere y artı 4 diyelim. y'yi yalnız bırakalım. Artı 4 eşitsizliğin her iki tarafına eksi 4 olarak geçsin. 8 eksi 4. 4 eksi 4'ten 0 küçüktür y. y küçüktür 8 eksi 4'ten 4 olur. Bu aralıkta Y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri yani maksimum değer nedir? 4'ten küçük 3 olur. Soru 16. X ve Y birer gerçek sayıdır. Yine bir denklem bir tane de eşitsizlik vermiş arkadaşlar. Y'nin alabileceği en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada X'i yalnız bırakırsak 2X eşittir 1 artı Y. Her tarafı da 2'ye bölelim. X eşittir 1 artı Y bölü 2 olur. Eşitsizlik değerine yazarsak arkadaşlar 2 küçüktür. X yerine 1 artı y bölü 2 yazalım. O da küçüktür 3'ten. Her tarafı 2 ile çarpalım paydadaki 2'den kurtulmak için. 2 çarpı 2'den 4. 1 artı y. 2 çarpı 3'ten 6. Artı 1 her iki tarafa eksi 1 olarak geçsin. 6 eksi 1. Buradan ne gelir arkadaşlar? Y 3 ile 5 aralığında gelir. İkisinde de eşitlik yok. O zaman çözüm kümesi 3 ile 5 aralığında normal parantez yapıyoruz. Eğer eşitlik olsaydı köşeli parantez olacaktı. Cevabımız D seçeneği. B testi ile devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci soruya bakalım. X, Y, Z pozitif tam sayılardır. X artı 2 eşittir. Y artı 1 eşittir. Z artı 4'e. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Öncelikle şu ikinciyi alalım. X artı 2 y artı 1'e eşitmiş. Şimdi arkadaşlar o zaman y'yi yalnız bırakırsak artı 1 karşı eksi 1 olarak geçsin. x artı 2 eksi 1'den 1 oldu y. Demek ki y x'in bir fazlası. Bu ne demek oluyor? y x'ten daha büyük. Bunların ikisine bakalım. y artı 1 eşittir z artı 4'e. Yine y'yi yalnız bırakalım. Bu tarafa eksi 1 olarak geçsin e, 4 eksi 1'den 3 geldi. Y eşittir Z artı 3. Yani Y Z'nin 3 fazlası. O zaman Y Z'den de büyük olacak. X ile Y Z'yi kıyaslayalım arkadaşlar. Yazalım. X artı 2 eşittir. Z artı 4'e. X'i yalnız bırakalım. Artı 2 eksi 2 olarak geçsin. 4 eksi 2'den 2 geldi. Yani X eşittir. Z artı 2'ye. Yani bu ne demek oluyor? x z'nin iki fazlasına eşit. Demek ki x z'den daha büyük. O zaman sıralamamız ne olur? En büyük y ikisinden de büyüktü. E, x de z'den büyük sonra x gelir. En küçük de z olur. Cevabımız y büyük x büyük z olur. C seçeneği. Soru 2. A ve B birer negatif tam sayı olmak üzere. A bölü B büyüktür. 5 bölü 2 olduğuna göre A artı B toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar A bölü B 5 bölü 2'den daha büyük. Yani 2,5'tan büyük bir sayı olacak. Şimdi şöyle diyelim. Toplamların en büyük olması için ve A ve B negatif diyor. B'ye en büyük eksi 1 verelim. Şimdi payda eksi 1. O zaman 2,5'tan büyük. En fazla kaç olur burası? 3 olur en az. O zaman A'ya da eksi 3 verirsek. Eksi 3 bölü eksi 1'den 3 gelir, 3 2.5'tan büyüktür, sağladı ve toplamın büyük olması için negatifte küçük sayılar seçmek lazım mutlak değerce. E, küçük iki tane sayı seçtim, mesela eksi 1 e 2 seçemiyorum, yoksa 2 oluyor, 2 2.5'tan büyük değil. O zaman alabileceği en büyük değer eksi 3 artı eksi 1'den eksi 4'e eşit olur. Soru 3, a ve b gerçek sayılardır. A ve B'nin aralığını vermiş bize arkadaşlar. 2A artı B kare ifadesini alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor. Öncelikle 2A'yı bulalım. Her tarafı 2 ile çarpalım. Arkadaşlar pozitif bir sayıda çarptığımız için eşitsizlik yön değiştirmez. 2 çarpı eksi 2'den eksi 4. 2A. 2 çarpı 4'ten 8. B kareyi bulalım şimdi de. E, çift kuvveti ararken arkadaşlar sınırları. Öncelikle sıfıra bakıyorduk. Bu aralığın içinde sıfır var mı? Eksi 6 ile 3'ün arasında sıfır var. 0 çünkü eksi 6'dan büyük ve 3'ten küçük. O zaman en alt sınırımız ne oluyordu? Sıfır oluyordu. Ve eşitlik de oluyordu. Çünkü içinden aldık. Bir sayının karesinin en küçük değeri sıfırdır ve sağlıyor. Şimdi arkadaşlar sınırların karesini alalım. Eksi 6'nın karesi artı 36. 3'ün karesi 9. En büyük 36 geldiği için üst sınırım da 36. Eksi 6'nın yanında eşitlik olmadığı için 36'nın yanında da olmayacak. Taraf tarafa toplarsak eksi 4 artı 0'dan eksi 4. Birinde eşitlik yok diğerinde var o zaman olmuyordu. 2a artı b kare. İkisinde de eşitlik yok o zaman eşitlik olmaz. 36 artı 8'den 44. Arkadaşlar 2 artı b kare eksi 4 ile 44 arasında. Bu aralıkta alabileceği en büyük tam sayı değeri yani maksimum değer 44'ten küçük 43 olur. Soru 4. A ve B gerçek sayılar olmak üzere A ve B'nin sınırını vermiş. 4A eksi 3B ifadesini alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor. Öncelikle 4A'yı bulalım. Eşitsizliğin her tarafını 4 ile genişleteceğiz. Çarpalım 4 ile. 4 çarpı 3'ten eksi 3'ten eksi 12. 4A. 8 çarpı 4'ten 32. Eksi 3B'yi bulalım. Arkadaşlar 4 ile çarptığımız için 4 pozitif bir sayı. O yüzden eşitsizlik yön değiştirmedi. Ama 3 b'yi bulurken her tarafı eksi 3 ile çarpacağız. Negatif bir sayı ile çarptığımızda ne oluyordu? Eşitsizlik yön değiştiriyordu. Eksi 3 çarpı eksi 4'ten artı 12. Büyüktür yön değiştirdi eşitsizlik. 3 b büyüktür. Eksi 21. 7 çarpı eksi 3'ten. Şimdi alt alta toplamam için aynı yöne bakması lazım eşitsizliğin. O zaman şöyle diyelim. Eksi 21 en küçüktü. Yazalım. Eksi 3B en büyük de 12 idi. Alt alta aynı yöne bakacak şekilde yer değiştirdik arkadaşlar. Bununla bu birbirine eşittir. Şimdi taraf tarafa toplarsak. Eksi 12, eksi 21 daha. Eksi 33. İkisinde de eşitlik yok. O zaman olmayacak. 4A eksi 3B. E, ee, taraf tarafa topladık. Eşitlik yok ikisinde de sonuçta da olmayacak. 32 artı 12'den de 44 geliyor. Demek ki 4A eksi 3B eksi 33 ile artı 44 arasında. Bu aralıkta alabileceği en büyük değer yani maksimum tam sayı değeri 44'ten küçük 43 olur. Soru 5. X ve Y birer gerçek sayı olmak üzere. X ve Y'nin aralığını vermiş arkadaşlar. Bize 2X eksi 3Y artı 4 ifadesini alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor öncelikle 2x'i bulalım her tarafı 2 ile çarparsak pozitif bir sayı ile çarptığım için eşitsizlik yön değiştirmeyecek eksi 6 2x 4 eksi 3y'yi bulalım her tarafı eksi 3 ile çarpacağız negatif bir sayı ile çarptığımız için eşitsizlik yön değiştirecek arkadaşlar eksi 3 ile eksi 2 çarptım artı 6 büyüktür eksi 3y büyüktür. Eksi 18 6 çarpı eksi 3'ten. Devam edelim. Yanında artı 4 var. Her tarafa 4 ekliyoruz. Eksi 3'ye artı 4. Eksi 18 artı 4. Buradan 10 geliyor. Eksi 3'ye artı 4. Diğer taraftan da eksi 18 artı 4'ten eksi 14 geliyor. Şimdi arkadaşlar ben bununla bunu alt alta toplamam için eşitsizliklerin yönlerinin aynı tarafa bakması lazım. O zaman eksi 3 y artı 4'ü 2 x'e göre düzenliyorum. En küçük eksi 14, soldan başlayarak yazıyorum. Eksi 14 küçüktür. Eksi 3 y artı 4 o da küçüktür 10'dan. Şimdi taraf tarafa toplayabiliriz. Eksi 14 eksi 6 daha eksi 20. Normal küçüktür. Yine aynı şekilde aşağı iniyor eşitlik yok. 2 x eksi 3 y artı 4. İşaretimiz yine yazdık küçüktür. 10 artı 4'ten 14. Demek ki bu ifade eksi 20'yi de artı 14 arası. Kaç farklı tam sayı değeri alır diye sormuş. Eksi 19 alır. Eksi 18. Eksi 1'e kadar gider arkadaşlar. 0, 1. En son 13'e kadar gidiyor. 14 daha iyi değil çünkü eşitlik yok. Kaç tane değer almış olur? 0'dan eksi 19'a kadar 20 tane. 1'den 13'e kadar 13 tane. Toplamda 33 tane farklı tam sayı değeri alır. Soru 6. A eksi 3 ile 2 aralığında olduğuna göre A karenin alabileceği en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerinin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir sayının karesine ya da çift kuvvetine bakarken öncelikle sınırlarda 0 var mı diye bakıyoruz. Sınırlarda 0 yok ama içeride 0 var. Yani 0 eksi 3'ten büyüktür ve 2'den küçüktür. O zaman bu aralığın içinde var. A karenin alabileceği en küçük değer o zaman ne olur arkadaşlar? 0 olur. Alt sınırımız 0. Ve içinden aldığım için eşitlik de olacak. Bakalım üst sınırı bulalım. Eksi 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. Büyük olan 9 olduğu için üst sınırı da 9 oluyor. Eksi 3'ün yanında eşitlik olmadığı için 9'un yanında da eşitlik olmuyor arkadaşlar. Şimdi A'nın bu aralıkta alabileceği minimum değer A karenin 0'a eşitlik olduğu için 0'dır. A karenin bu aralıkta alabileceği maksimum değer 9'a eşitlik yok. 9'dan küçük en fazla 8 olur. Bunların ikisinin toplamını so sormuş bize soru. 0 artı 8'den cevabımız 8'dir. Soru 10. A ve B tam sayılardır. A eksi 6 ile eksi 3 aralığında B de 4 ile 7 arasında olduğuna göre 3 a artı 4 B ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? Arkadaşlar dikkat edersek yine A ve B tam sayılardır demiş. O zaman biz burada bir aralık bulmayacağız. Direkt A ve B'ye doğru tam sayı vererek sonuca gideceğiz. Bu ifadenin en küçük değerini alması için A'ya verebileceğim en küçük değer nedir? Minimum değer. Eksi azdan büyük. Eksi 5'tir. A'ya eksi 5 yazacağız. B'nin alabileceği en küçük değer nedir? 4'ten büyük. En küçük 5 alır. B'ye de 5 yazacağız. Yazalım yerlerine. 3 çarpı eksi 5'ten eksi 15. Artı 4 çarpı 5'ten 20. O zaman bu toplamın alabileceği en küçük değer artı 5'e eşit olur. Soru 11. X ve Y gerçek sayılar olmak üzere. X eksi 1'den büyük 4'ten küçük. X artı Y 3 olduğuna göre. Y'nin alabileceği en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Denklemde eksi yalnız bırakırsak Y'yi karşıya atalım. 3 eksi Y'ye eşit olur. Verilen eşitsizlikte X gördüğümüz yere 3 eksi Y yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar bize y'nin aralığını soruyor. Y'yi yalnız bırakmaya çalışacağız. Artı 3'ü her iki tarafı eksi 3 olarak atalım. Eksi y kaldı. 4 eksi 3. Eksi 1 eksi 3 daha eksi 4. Eksi y. 4 eksi 3 de 1'e eşit. Her tarafı eksi 1'e bölelim. Y'nin yalnız kalması için. Buradan eksi 4'ün eksi 1'e bölümünden artı 4. Dikkat edersek eksiye böldüğümüz için eşitsizlik ne oluyordu? yön değiştiriyordu. Burada da eksiler birbirini götürdü artı y kaldı. Artı birin eksi bire bölümünden de eksi bir geldi ve eksiye böldüğümüz için eşitsizlik yön değiştirdi. Demek ki y 4 ile eksi bir arasında alt sınır eksi bir üst sınır 4 ve ikisinde de eşitlik olmadığı için normal parantezi eşitlik olsaydı köşeli parantezi alıyorduk arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Soru 12. A eksi 3 b eşittir 2. Eksi 1 küçüktür a. A küçüktür 4. Olduğuna göre b'nin en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar a'yı verilen denklemde yalnız bırakalım. Eksi 3 b karşıya artı 3 b olarak geçsin. Verilen eşitsizlikte de a gördüğümüz yere 2 artı 3 b yazalım. Bize b'yi sormuş. O zaman b'yi yalnız bırakmamız gerekiyor artı 2 her iki tarafı eksi 2 olarak geçer burada 3 b kaldı 4 eksi 2 eksi 1 eksi 2 daha eksi 3 3 b küçüktür 4 eksi 2'den 2 iki geldi her tarafı 3'e bölersek b'yi yalnız bırakmak için böldüğümüz sayı arkadaşlar pozitif bir sayı o yüzden eşitsizlik yön değiştirmiyor eksi 3'ü artı 3'e böldük eksi 1 Küçüktür. Yön değiştirmedik. Dikkat edelim. 3'ler birbirini götürdü. Burada B kaldı. Üst sınırda da 2 bölü 3 kaldı. Şimdi B'nin en geniş aralığı o zaman eksi 1 ile 2 bölü 3 aralığında cevap da A, B seçeneği oluyor. Örnek 13 A ile B birer tam sayı olmak üzere A artı B 8 ile 16 arasında A eşittir 3B olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Arkadaşlar dikkat edelim. A ve B birer tam sayı diyor. O zaman yine bir aralık bulmayacağız. Direkt A ve B yerine tam sayı vererek yapacağız. Öncelikle biraz düzenleyelim. A eşittir 3B demiş bize. O zaman eşitsizlikte A gördüğümüz yere 3B yazalım. 3B artı B küçüktür 16. Yani 8 küçüktür 4B. O da küçüktür 16. Burada direkt arkadaşlar tam sayı değeri vererek yapalım. B'ye 2 versek 8 olur. 8'e eşitlik yok. O zaman 3 vereceğiz en az. 4 versek 4 kere 4 16 olur. Ama yani 16'ya da eşit değil. O zaman B'nin alabileceği değer sadece 3 olacak. Şimdi B 3 ise A eşittir 3 idi A o zaman 3 çarpı 3'ten 9'a eşit olur. Bize A çarpı B'yi soruyor. 9 çarpı 3'ten cevabımız 27'dir. Örnek 14. X, Y, Z birer negatif tam sayı olmak üzere. 3x eşittir. 6y eşittir. 2z olduğuna göre x, y, z'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 3, 6, 2, 6 da birleşir. O zaman bunun 6 olabilmesi için ben x'e 2 vermeliyim. Ama bize ne diyor? x y z ye negatif bir tam sayılar diyor. O zaman eksi 6 ile birleştirelim. 3 ile neyi çarparsak 6 olur? Eksi 2'yi. O zaman x'e 2 yazalım. 6 ile neyi çarparsak 6 olur? Eksi 1. Z'ye de arkadaşlar eksi 3 vereceğiz. Çünkü 2 çarpı eksi 3 eksi 6 eşit olur. Bunlardan arkadaşlar en büyüğü hangisidir? Y'dir. Çünkü eksi 1 en büyük olan. Daha sonra x geliyor eksi 2 ile. En küçük de z'dir. Eksi 3. O zaman y büyük, x büyük, z. Cevabımız a seçeneği. Soru 15. a ve b tam sayılar olmak üzere. a 1 ile 9 arasında, b 5 ile 16 arasında olduğuna göre 1 bölü artı 2b ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Arkadaşlar dikkat edersek a ve b tam sayılar olmak üzere diyor. O zaman ben cevabı bulmak için uygun tam sayı değerlerini vereceğim. Yani herhangi bir aralık ya da taraf tarafa toplama işlemi yapmayacağız. Şimdi 1 bölü A'nın en büyük değerini bulmak için A paydada olduğu için A'ya en küçük değeri vermem lazım. A en az ne olur arkadaşlar? 1 olur çünkü 1'e eşitlik var. O zaman A yerine 1 yazacağız. 2B diyor. B'nin en büyük değeri kaç olur? 2B çünkü büyük çıkacak. B'nin de maksimum değeri 16 eşit olduğu için 16 diyoruz. Yerine yazarsak 1 bölü 1 artı 2 çarpı 16. 1 bölü 1 1'e eşittir. 2 çarpı 16 32'ye. 1 artı 32'den cevap 33 olur. Soru 16. X ve Y gerçek sayılardır. X ve Y'nin aralığını vermiş. Çarpımın en geniş aralığını soruyor arkadaşlar. X'in bütün sınırlarıyla Y'nin bütün sınırlarını çarpmamız lazım. Eksi 2 ile eksi 6'yı çarpalım artı 12. Eksi 2 ile artı 1'i çarpalım. Eksi 2. Artı 3 ile eksi 6'yı çarpalım. Eksi 18. Ve en son artı 3 ile artı 1'i çarpalım. 3. Şimdi arkadaşlar çarpımın üst sınırı bulduğum sonuçların en büyük olanıdır. En büyük hangisi? 12. O zaman üst sınırım 12. Alt sınırımızda bulduğumuz en küçük sonuçtur. Yani eksi 18. Hiçbirinde eşitlik olmadığı için sonuçta da eşitlik yok. Hepsi küçüktür. Şimdi arkadaşlar x çarpı y o zaman eksi 18 12 arasında. İkisinde de eşitlik olmadığı için normal parantez eşitlik olsaydı köşeli parantez yapıyorduk. Cevabımız D seçeneği. CTS ile devam ediyoruz. Birinci soruya bakalım x ve y'nin aralığını vermiş arkadaşlar. x kare artı y küp ifadesinin alabileceği en geniş değer aralığın kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar önce x kareyi bulalım. Bir sayının çift kuvvetini alıyorsak bir sayının çift kuvveti en az kaç oluyordu? Sıfır oluyordu. O yüzden sınırlarda öncelikle sıfıra bakıyoruz. Sınırlarda sıfır yok ama bu aralığın içinde sıfır var. Çünkü sıfır eksi dörtten büyük ikiden küçük bir rakamdır. O zaman karenin en küçük alt sınırı sıfırdır ve içinden aldığım için eşitlik de olacak. x kare sıfırdan büyük eşit diyoruz. Üst sınırı bulmak için de sınırların karesini alalım. x 4'ün karesi 16, 2'nin karesi 4. En büyük 16 geldiği için üst sınırımız da 16 olur. Eşitlik var eksi 4'ün yanında. O zaman burada da eşitlik olacak. Y kübe bakalım arkadaşlar. Tek kuvvet olduğu için normal sınırların 3. kuvvetini alıyoruz. Eksi 3'ün kübü eksi 27. 2'nin kübü de 8. Alt sınır eksi 27. Eşitlik var. Üst sınır da 8. Bunda da eşitlik var arkadaşlar. İkinin yanında eşitlik olduğu için. Bunları artık taraf tarafa toplayabiliriz. Çünkü aynı yöne bakıyorlar. Eksi 27 ile 0'ı toplarsak eksi 27. İkisinde de eşitlik olduğu için eşitliği yazıyoruz. X kare artı y küp. Yine ikisinde de eşitlik var. O zaman eşitlik olacak. 16 artı 8'den 24. O zaman x kare artı y küp eksi 27 ile 24 aralığında. Ve ikisinde de eşitlik olduğu için köşeli parantez olacak arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Soru 2. A, B, C birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. İki tane eşitsizlik vermiş. A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar düzenleyelim bunları. Her iki tarafı B ile çarpalım. Paydadaki B'den kurtulmak için. Çarptığım değer pozitif bir sayı olduğu için pozitif tam sayı diyor. O yüzden eşitsizlik yön değiştirmez. Buna dikkat ediyoruz. A eksi B büyüktür 3B. B'yi karşıya atalım. A büyüktür eksi B artı B olarak geçti 4B. A büyüktür 4B. Diğerine bakalım. Diğerinde de her iki tarafı C ile çarpalım paydadan kurtulmak için. Buradan da B eksi C küçüktür 2c gelir c'yi karşıya attık b küçüktür 3c oldu eksi c artı c olarak geçti şimdi arkadaşlar burada toplamın alabileceği en küçük değeri soruyor birbirinden farklı pozitif tam sayılar demiş ben burada b'ye en küçük 1 versem burası 4 olur a 4'ten büyük en az kaça eşit olacak 5'e aynı şekilde burada b'yi yazdık 1 C'ye kaç yazmamız lazım? 1 yazsak da sağlıyor ama birbirinden farklı dediği için 1 yazamayız. 2 diyelim C'ye de. 1 küçüktür 6 oluyor ve sağlıyor. O zaman toplumun alabileceği en küçük değer 5 artı 1 artı 2'den 8'e eşittir. Soru 3. A ve B birer tam sayıdır. Bir tane eşitsizlik vermiş. Bir tane de denklem vermiş arkadaşlar. Buna göre A artı B toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır diye sormuş. Öncelikle burada bir içler dışlar çarpımı yapalım. A artı B eşittir 5B. A yalnız bırakırsak B'yi karşıya atarsak 5B eksi B'den A 4B'ye eşit olur. Şimdi arkadaşlar bu eşitsizlikte A'yı yerine yazalım. 12 küçüktür. A yerine 4B yazalım. 4B eksi B. O da küçüktür. 36. Şimdi 12 küçüktür. 3B. O da küçüktür. 36 oldu. Bizde arkadaşlar toplamın alabileceği en büyük değeri soruyor. O zaman ben B'ye en büyük tam sayı değerini vermeliyim. A ve B birer tam sayı diyordu. B'ye 12 versek 36 olur. Eşitlik yok. 11 versek 33 oluyor. Sağlıyor. B'nin alabileceği en büyük değer 11. E, A da arkadaşlar 4 B'ye eşitti. Yani 4 çarpı 11'den de A buradan 44 gelir. A artı B'yi sormuştu bize. 44 artı 11'den cevabımız 55'tir. Soru 4. x ve y birer gerçek sayıdır. Bize iki tane eşitsizlik vermiş. x çarpı y aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle çarpma sınırlarını nasıl buluyorduk? E x'in bütün sınırları ile y'nin bütün sınırlarını çarpıyorduk. Eksi -3 ile 4'ü çarpalım önce. Eksi -12. Eksi -3 ile onu çarpıyoruz. Eksi -30. Devam edelim. 6 ile 4'ü çarpalım. 24. 6 ile onu çarpalım. 60. Şimdi arkadaşlar çarpımın en üst sınırı bulduğumuz en büyük değerdir. Yani 60. En alt sınırı da bulduğumuz en küçük değerdir. Yani o da eksi 30. Demek ki x çarpıyı eksi 30 ile 60 arasında. Hiçbir yerde arkadaşlar eşitlik olmadığı için sonuçlarda da eşitlik yok. Arkadaşlar bu aralıkta 40 olabilir. 60 ile eksi 30 arasında 40 var. 20 de var. Eksi 20 de olur. Eksi 28 de olur. Fakat eksi 45 olamaz. Eksi 45 eksi 30'dan daha küçük bir sayıdır. Bu aralığın içinde değildir. Cevabımız E seçeneği. Soru 5. A şehrinden B şehrine iki farklı yoldan gidilebilir. Birinci yol 4x 150 km. ikinci yol eksi x artı 50 km. Bu iki yoldan ikincisi daha kısa olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ikinci yol daha kısaysa o zaman eksi x artı 50 küçüktür. 4x eksi 150'den. Şimdi burada x'leri bir tarafa toplayalım. Eksi x artı x olarak geçsin. 4x artı x. Eksi 150 de karşıya artı 150 olarak geçsin. Buradan arkadaşlar 5x büyüktür 200 gelir. X'i yalnız bırakmak için her tarafı 5'e bölelim. 5'ler birbirini götürdü. X büyüktür 40. X 40'tan büyük. Arkadaşlar aynı zamanda şuna da dikkat etmemiz lazım. Küçük olan yol yani ikinci yol. Eksi x artı 50. Sıfırdan büyüktür. Çünkü bize burada bir uzunluktan bahsediyor bir kilometreden bahsediyor. Negatif olamaz. Yani sıfır da olamaz. Sıfırdan büyük olması lazım. X'i yalnız bırakalım. Karşıya atarsak artı olarak. X 50'den küçük. 50'den küçük 40'tan büyük bulmuştuk. O zaman bu ikisinde X 40'tan büyük 50'den küçük olarak çıkar. 40 ve 50 aralığında çıkacak. Cevabımız A seçeneği. Soru 6 A sayısı 0 ile 1 arasında olmak üzere X, Y, Z 3 tane denklem vermiş. X, Y, Z'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar A'ya 0 ile 1 arasında bir değer verelim. Örneğin 1 bölü 2 verelim. X, A kübe eşitmiş. Yani 1 bölü 2'nin 3. kuvvetini. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti 1 bölü 8'e eşittir. Y'ye bakalım a kareye eşit diyor. Yani 1 bölü 2'nin karesine. Bu da arkadaşlar 1 bölü 4'e eşit olur. Z de 1 bölü a kareye eşit. Yani 1 bölü 1 bölü 2'nin karesi. O da 1 bölü 1 bölü 4 olur. Birinci aynen yazılıp ikinci ters çevrilip çarpılırsa buradan z 4'e eşit olur. Bize doğru sıralanışı sormuş. En büyük z'dir. 4 çünkü en büyük içlerinde. 1 bölü 8 mi daha büyüktür arkadaşlar? 1 bölü 4 mü? E, paydası küçük olan daha büyük oluyordu. Demek ki 1 bölü 4 daha büyük yani y. En küçük de x oluyor. Yani cevabımız x küçüktür, y küçüktür, z. A seçeneği.